Yani bu karşılaşmalar çok çok önemli ama bu işi biraz daha zor kılan belki de hani bir ay öncesine gidelim, bir iki ay öncesine gidelim. Avrupa Şampiyonası'na çok dramatik bir son yaşadık. Belki de Türk basketbolunun gelmiş geçmiş en rahat karakterlerinden biri. Ender Aslan desiniz. Bence o da rahat. Biz 3'te 3 yapıp da Belçika'ya daha kolay bir, daha motive bir şekilde gidebileceğimize inanıyorum. Ama bunların hepsi teker teker bakabileceğimiz konular. Ve Perşembe günü, yani Perşembe günü Fenerbahçe'den oyuncu olacağını ben zannetmiyorum. Ama Çarşamba günü de birkaç kişinin bizle beraber idman yapacağını düşünüyorum. Bir yerler hep yarım kalıyor yani. Ya milli takım yarım kalıyor ya kulüp takımla bir dengesizlik oluyor. Bunun bir çözümüne ulaşılması gerekiyor. Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Yemek Sepeti Market sponsorluğundaki 4 Çeyrek programına hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var, sevgili Muratcan Güler bizlerle birlikte. Ama öncesinde şu küçük hatırlatmamızı da yapalım. Yemek Sepeti uygulamasını indirip Yemek Sepeti Market'i seçip siz de bütün ihtiyaçlarınıza dakikalar içinde ulaşabilirsiniz diyelim. Ve Amirliği Basketbol takımımızın menajeri Muratcan Güler'e hoş geldin. Hoş bulduk Ümit. Nasılsın diyelim, diyorum önce çünkü yoğun bir maraton senin için başlıyor. Öncelikle bu maraton içinde, bu yoğunluk içinde kırmayıp geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Ayağına teşekkür ederim. sağlık. Dün kadroyu açıkladınız. Önemli sınavlarımız var. Önce Belçika, sonra Sırbistan maçı. Dünya Kupası elemelerindeyiz. Nasıl bir iki hafta bizi bekliyor, seni bekliyor diye Vallahi başlayalım. zor bir 2 hafta bekliyor açıkçası. Çünkü bundan öncesindeki Dünya Kupası elemelerinde oynadığımız karşılaştırmalarda istediğim sonuçları alamadık. Bu sebeple de şu anda en kritik virajdayız. Kazanmamız gereken, mutlak galibiyetle ayrılmamız gereken 2 tane karşılaşma. Bunları kazanmak için de şu anda işte Euroleague'de Fenerbahçe'nin bugün maçı var. Galatasaray'la da Tofaş evinde oynuyor. Ondan sonra biz yarın akşam itibariyle kampa gireceğiz. Cuma günü Belçika ile İstanbul'da Sinan Erdem'de oynuyoruz. Buradan herkese de hem televizyon başından hem de tribünlerden bizi desteklemelerini rica ediyorum. Ondan sonra da Sırbistan'a gidip Sırbistan'da oynayacağız. İkisi de çok zor karşılaşmalar. Yani bu karşılaşmalar çok çok önemli ama bu işi biraz daha zor kılan belki de hani bir ay öncesine gidelim, bir iki ay öncesine gidelim. Avrupa Şampiyonası'na çok dramatik bir son yaşadık. Yani o sondan sonra koçun, oyuncuların, sizin mental durumunuz nasıl? Takımı nasıl etkiledi? Yani oyuncularla şimdi konuşuyorsunuz. Orada bence asıl daha fazla etkilenen taraf federasyon kısmı oluyor. Çünkü federasyon ve milli takımların o maçtan sonra Kasım ayına kadar bir karşılaşması veya bir maçı yok. Bu olmadığı takdirde de siz durmadan aslında o Onu anı düşünüyorsunuz. yaşıyorsunuz. Diğer insanlar, Ergin abi olsun ve oyuncu arkadaşlarımız olsun, onlar kendi takımlarına döndükleri için onlar da tabii ki bir travma yaşadık hep beraber. Bütün ülke olarak zaten yaşadık. O travmayı bence bizden birazcık daha kısa sürede atlatabiliyorlar normal düzenlerine döndükleri için. Ama ben şu anda Kasım ayında artık o maçı çok düşüneceğimiz değil, biz tamamıyla önümüze bakıp Belçika maçına ve ondan sonra Sırbistan maçına konsantre olmaya çalışacağız. Aslında oyuncular çabukatlatıyor, evet bu kısım doğru ama mesela geçen gün Burak Tuncel'le bir etkinlikteydik. Ona basın toplantısında gözyaşlarının geldiğini hatırlattım ki Burak'ın çok rahat bir insandır sonuçta maçtan sonra. O da şey söyledi, ya ben Muratcan abiyle göz göze geldim dedi, ondan sonra tutamadım kendimi dedi. O da o sırada ağlıyordu dedi. Ya çok zor. Şimdi biz Avrupa Şampiyonası için çok çalıştık. Çok iyi hazırlandık bence. Genel anlamda eleştiriler olabilir. Eleştiriler zaten olmalı da. Bizi ileriye götürecek olan eleştirilerdir. Ancak ben milli takımın mücadele mabında 6 tane karşılaşma oynadık. Hiçbirinde mücadeleyi bırakmayan bir milli takım izledik. Bunu uzun zamandır göremiyorduk. Bunu bence sergilediğimiz için ben takımımla gurur duyuyorum. 6 maçın 3'ünü kazandık, 3'ünü kaybettik. 3'ünü de birer sayıyla ve ya uzatmada ya da son topa kaybettik. Avrupa şampiyonuna bir sayıyla yenildik. Finalistine bir sayıyla son saniyede yenildik. Bunlar çok üzücüydü, travmatikti gerçekten O ama Burak'ın dediği anı hatırlıyor musun? Göz göze tabii gelişimiz. hatırlıyorum. Biz o anları maalesef şimdi bunu oyuncular çabuk atlatıyor diyorum ama biz ne zaman bir araya gelsek, bundan 10 sene sonra da bir araya geldiğimizde O anı maalesef o anı konuşacağız. gene hatırlayacağız. O anda bence konuşmamız gerekenler Buğra'nın ne kadar iyi oynadı. İşte Ercan nasıl savunmada iyi şeyler yaptı. Burada kötüleri artık unutup aklımıza hep iyi pozitif şeyleri akılda tutmamız lazım. Bence halk olarak, millet olarak bizim yaptığımız en negatif olay öyle durumlarda hep negatifi düşünüp galiba olmayacak
gibi çağrışımlarda bulunduğumuz için bu kırılma anlarını aşamıyoruz. Bunları mental gücümüzü geliştirmemiz için hep kafamızda daha pozitif şeylerin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de aslında size, ekibinize gerçekten güveniyorum. Senin söylediğin gibi yani biz orada madalyaya da aslında çok uzak değilmişiz. Yani ilerleyen maçlara baktığımızda bunu da çok net anladık. Ama şunun için özellikle bunu hatırlatmak istedim. Hani işte dışarıdan işte ya oyuncular, işte yöneticiler, onlar hani acımasızca eleştiriliyor belki. Evet, eleştiri mutlaka olacak. Hepimiz eleştiriyoruz. Ama onların neler yaşadığını da biraz hatırlamamız lazım diye düşünüyorum. Yani Burhan gibi bir oyuncu. Hani çok aslında takımın belki en rahat ismi, orada gözyaşı anlatamıyor. Senin oyunculuk dönemini de hatırlıyoruz. Rahat bir insansın. Biraz soğuk derdik hatta. Sen tutamıyorsun. Yani dolayısıyla herkes orada neler yaşıyor hatırlamak lazım. Onlar herkesin kendisinin dışarıya göründüğü bir kılıfı var diyelim. Ama özünde takım olduğunuz zaman, beraber yaşamaya başladığınız zaman o kılıfın dışında gerçek kimliğinizle insanlarla birlikte oluyorsunuz. Yoksa sahada herkesin farklı bir duruşu var. Evet, dediğin gibi Buğra'nın konuştuğumuz zaman belki de Türk basketbolunun gelmiş geçmiş en rahat karakterlerinden biri. Ender Aslan deseniz bence o da rahat bir karakter. Ben daha soğuk ve daha görev adamı tarzında olan bir karakterim. Önemli olan onları bir araya getirip takımı oluşturabilmek, takım kimyasını oluşturabilmek. Ben açıkçası ümitliyim. Türk milli takımının hem şu andaki kadrosu hem de geleceğe dönük oyuncu portföyünün iyi olduğunu düşünüyorum. Buradaki tek en büyük sıkıntımız bu oyuncuların normal takımlarında gerekli sorumlulukları alıp alamamaları. Onu birazdan konuşalım. Senin dediğin gibi önümüze bakalım. Evet, yani artık Avrupa Şampiyonası'nı bir şekilde unutmamız gerekiyor. Aslında Dünya Kupası'nda hani şansımız kalmadı gibi bir hava oluştu Dünya Kupası için ama şansımız devam ediyor. Sen bize bir anlatır mısın? Neler yaparsak bu gruptan çıkabiliyoruz? Matematik olarak şansımız var mı? Var. 4 tane karşılaşmamız var önümüzde. Biri demin söylediğim gibi ilk maçımız içeride Belçika, sonra deplasmanda Sırbistan, Şubat ayında da içeride Letonya, sonra Belçika deplasmanına gidiyoruz. Bunlar kolay mı? Değil. Ama 4'te 4 yaparsak biz gruptan çıkıyoruz. O yüzden de burada tabii ki Sırbistan gibi takımla, Belçika takımını hiçbir şekilde küçümsemememiz gerekiyor. Ama benim en büyük umudum burayı 2'de 2 yaparsak Letonya bize biraz daha rahat gelecektir. Çünkü onlar gruptan çıkmayı garantileyecekler. Biz 3'te 3 yapıp da Belçika'ya daha kolay bir, daha motive bir şekilde gidebileceğimize inanıyorum. Ama bunların hepsi teker teker bakabileceğimiz konular. Adım adım ilerlememiz gerekiyor ve konsantrasyonumuzu en yüksekte tutmamız lazım. Yani burada Sırbistan'ın avantajı ne? Bizi burada evimizde yendiler ve 2 tane İngiltere maçları var. Büyük Britanya ile oynayacaklar. Hem dışarıda hem içeride. Onların da zor maçı hem bizle oynayacakları Sırbistan'daki Belgrad'daki maç hem de Yunanistan deplasmanına gidecekler onlar da Şubat ayında. Belçika'yı bence hiçbir zaman küçümsemememiz gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'nda aslında ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını yani, bir ay önce tek yenen takım. Şampiyonu turnuva boyunca tek yenen takım. Biz onlara karşı iyi oynadık ama burada unutulmaması gereken şeyler, biz Gürcistan maçından çıktık. Onlar İspanya maçından çıktılar. Şu anda iki tarafta çok kritik bir karşılaşma oynayacak. İki tarafın içinde tam anlamıyla devam mı tamam mı karşılaşması. O yüzden kolay olmayacaktır ama ben İstanbul'da seyircimizin desteğiyle yeneceğimize inanıyorum. O maçı tekrar hatırlatalım. Amili basketbol takımımız kader maçında Belçika'yı misafir edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maça bütün basketbol severlerin ilgisini bekleyelim. Orada çok güzel bir atmosfer yaratmamız lazım. Hani 12 dev adamın arkasında 13. adam olup takımı galibiyetine etki yapmamız lazım. Buradan da basketbol severlere tekrar hatırlatalım bu fikrimizi. Hafta sonu maçlar ertelendi. Pazar günü maçlar ertelendi. Milli takım oyuncu verecek takımların. Bu biraz çalışma fırsatı doğuracak size ki öteki türlü gerçekten hiç zaman kalmıyordu. Ama Euroleague maçları oynanacağı için oyunculardan gel git yapanlar olacak. Bunu nasıl konuştunuz? Oyuncuların geliş gidişleriyle ilgili kimler tamamen kampta kalacak, kimler gidip dönecek, bunu planladınız mı? Ya Fenerbahçe ile sonuçta burada asıl görüştüğümüz taraf. Çünkü Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in orada maç programları var. Diğer takımların zaten maçlarına bütünüyle Avrupa'da ara verildi. Fenerbahçe Beko'nun da 4 tane oyuncusu cumartesi günü biz başlıyoruz. Pazar günü çift idman yapacağız, pazartesi günü çift idman yapacağız. Salı sabah idman yaptıktan sonra orayı biraz hafif bir idman olup onları takımlarına geri göndereceğiz. Biz sonra çalışmamıza devam edeceğiz. Orada çarşamba ve perşembe günü, yani perşembe günü Fenerbahçe'den oyuncu olacağını ben zannetmiyorum. Ama çarşamba günü de birkaç kişinin bizle beraber idman yapacağını düşünüyorum.
Senin de dediğin gibi bu takvim o kadar sıkışık ki gerçek anlamda yani normal şartlarda bundan önceki pencerelerde iki idman yapıp biz bu maçlara çıkıyorduk. Yani bunlar mazeret olarak söylemiyorum ama durumun zorluğunu anlatabilmek için söylüyorum. Şimdi en azından kulüplerimizin de fedakarlığıyla, ligler direktörlüğünde iyi çalışmasıyla bence böyle bir fırsat yaratıldı. Bu fırsatı da bizim iyi değerlendirip bu fedakarlıkları galibiyetlerle sonuçlandırmamız gerekiyor. Biz de bunun için gayretimizi göstereceğiz. Bu da kulüplere de teşekkür etmemiz lazım galiba. Avrupa'da EuroLeague takımlarından en fazla oyuncu alan ülkelerden bir tanesiyiz. Vallahi Sırbistan'ın açıkladığı kadroda da 13 tane EuroLeague oyuncusu var. İşte dün akşam Obradovic de açıklama yaptı. Ben bu hafta herhalde 8-9 oyuncuyla antrenman yapacağım diye. Maalesef yani ilk başından beri bu pencere sisteminin girdiği 5 seneden beri aynı sıkıntılar devam ediyor. Tek temennimiz bunun ortak bir noktada, Avrupa basketbolunu iyi getirecek noktada sonuca ulaştırılması. Öbür türlü bir yerler hep yarım kalıyor yani. Ya milli takım yarım kalıyor ya kulüp takımında bir dengesizlik oluyor. Bunun bir çözümüne ulaşılması gerekiyor. Sertaç konusunda ne diyor durum? Sertaç Barcelona'dan gelebilecek mi? Sertaç'ı biz tabii ki istiyoruz. Son dakikaya kadar da talebimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ama Barcelona burada kararlı. Normal şartlarda hiçbir oyuncusunu milli takımlara göndermeyeceğim diyor. Onlarda da Kalinic var. Bizim rakiplerimizden Sırbistan milli takımında oynayan. Onları da göndermeyeceğini söylüyorlar. Saras burada yani kendi ülkesine de oyuncu göndermiyor. Litvanya'ya da oyuncusunu göndermiyor. Bakalım önümüzde daha vakit var. Ben umudumu kesmedim ama maalesef çok kolay gözükmüyor. Bu kez takıma baktığımızda hani hep geçen senelerdeki pencerelerde oyuncularımızın hep oynamadığından şikayet ediyorduk takımlarında. Ama bu kez işte Wilbekin olsun, Onur Alp olsun, işte Sadık, gelirse Sertaç. Oynayan oyuncularımız da olacak galiba. Biraz daha umudumuz yüksek mi? Ya umudumuz yüksek ama bu işte hep aynı konuya dönüyoruz. Normal şartlarda bir kısır döngün içerisindeyiz. Yetenekli havuzumuz var ama oyuncular yeteri kadar oynamıyor. Evet senin de dediğin gibi bence başta Onur Alp. Çünkü hem Süper Ligimizde hem Euro Cup'ta çok güzel işler yapıyor. Çok iyi süreler alıyor. Sorumluluk alıyor. Yiğitcan keza öyle, Sadık öyle. Muhsin şimdi Antep'te oynuyor. Okben, Furkan, Beşiktaş'ta belli süreler alıyor. Oyuncular oynuyor. Bu oynadıklarını beraber takım olabilmek önemli. Onun için antrenman yapabilmek gerekiyor. Onları iyi değerlendirmemiz lazım. Ümidim ilk başından da söylediğim gibi kazanmak üzerine biz o yolda ilerleyeceğiz. Kazanmak derken oyuncu kazanmak da işte az önce sen bahsetmiştin hani altyapıdan çıkardığımız yeteneklerimiz var ama onları nasıl oynatacağımız konusunda çok önemli bir kariyere sahipsin sen de oyunculuk sürecinde. Yabancı kuralının iki şeklinde de oynadın. 3+2 dönemiyle o sonraki serbestlik dönemindeki fark neydi sence? Yani biz bu sistemle oyuncuları çıkartmakta yine zorluk çekecek miyiz? Sistemde oyuncuları çıkarmakta sadece ben yabancı kuralın olduğunu, tek yabancı kuralından dolayı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunu oyuncu arkadaşlarımızla konuşsak onlar tamamıyla karşısını söyleyecekler. Evet yabancı kuralı muhakkak çok etkiliyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Aslında spor bilimi çok ilerledi. Şimdi benim ilk başladığımda 19 yaşında, 99 yılında geldiğimde 30-32 yaş bir oyuncu için üst sınırdı. Artık bırakması lazım şeklinde yaklaşılıyordu. Şimdi baktığım zaman 38'lere kadar oyuncular oynuyor. Ben 38 yaşında bıraktım. Kardeşim 39 yaşında basketbolu bıraktı. Bu yaşlara gelinebiliyor. Oradan dolayı da aslında aşağıda bir sıkışma oluyor. Çünkü 19 yaşında gelen oyuncu abinin tecrübesini sonuçta antrenörün de burada kendi durumu, kendi kulübünün şartlarını düşünmesi gerekiyor. Sonuçta bizim ülke olarak sabırlı bir ülke değiliz. Ve hemen başarı istiyoruz. Her yerde hemen başarı istiyoruz. Kulüpte hemen başarı olsun. Milli takımda hemen başarı olsun. Bu maalesef böyle olmuyor. Uzun yatırımlar yapılması gerekiyor. Program gerekiyor. Bu programları sağlayabilmemiz lazım. Bunun için de oyunculara sabır göstermemiz lazım. Bu 5 dakika olur, 10 dakika olur. 19 yaşındaki biz aynı şartta altyapıdan geldiği, şimdi U18 Avrupa Şampiyonası'nı ne güzel izledik yazın bütün gençlerimizi. Onları orada oynadıkları şekilde kendi takımlarında da oynatabilirsek o zaman gelişimlerini sağlayabiliriz. Öbür türlü biz ondan adapte olmasını bekliyoruz A takım seviyesinde. Sen buraya buradaki role adapte olabilecek misin? Olamayacak mısın? Oyuncu da orada çok büyük ikilem içerisinde kalıyor. Ya adapte olup orada bir 5 dakika sahada kalmayı garanti etmesi gerekiyor ya da kendi özgüveniyle, kendi oynadığı stille oynaması lazım. Bence Avrupa'nın bizden farklı yapabildiği oyunculara saygı ve sabır göstererek
kendi oyun stilleriyle A takım seviyelerinde oynamalarını sağlıyorlar. Bizim en büyük ikilemimiz burada bence. Burayı çözersek o zaman ne yabancı kuralını düşünürüz, ne işte 38 yaşındaki oyuncu oynuyor, oynamıyor onu konuşuruz. Gençlere daha fazla fırsat verebiliriz. Sen de, kardeşin de fiziksel özellikleri, hani atletik özellikleri yüksek isimlerdiniz. Şimdi bizim en çok sıkıntı çektiğimiz şey belki de oyuncularımızın atletizm olarak yabancılarla, ABD'lilerle eşleşememeleri, onlara yenilmeleri. Onlara ne önerebilirsin? Hani kendi gelişimleri için neler yapmaları lazım? Hani bunu iyi yapan bir isimden dinleyelim. Çok çalışmaları lazım. Yani bunun başka bir yolu yok. Şimdi evet, biz genetik olarak kardeşimle, anne babamız sağ olsun, DNA'larımız birazcık daha atletik. Ama Doğuş Balbay'ın da atletiktik. O da çok çalışıyor. Başka türlü bu iş açıkçası olmuyor. Sonuçta fark edebilecek düzeyde kuvvet kazanabilmeniz için sizin ekstradan çalışmanız lazım. Çünkü 25 yaşındaki bir işte Amerikalı bir oyuncunun atletizmiyle bizim 18 yaşındaki oyuncu aynı şekilde çıkmıyor. Bunu kapatabilmesi için ekstra çalışması gerekiyor. Orada şu anda artık demin de söylediğim gibi hem bilim ilerledi hem de kulüplerimizde çok değerli kondisyonerler var. Onlarla durmadan, yılmadan çalışmaları gerekiyor. Bu onlar için de sabır. Biz demin dedik ya, antrenör sabırsız, yönetici sabırsız, oyuncu da sabırsız. O da hemen olmasını istiyor. Ama bunlar maalesef hemen olabilecek şeyler değil. Bir süreçle, bir planla, bir programla olabiliyor. Peki tekrar milli takıma dönersek. Özellikle oyun kurucu pozisyonunda işte bir sıkıntımızın olduğu konuşuluyor. Sen şimdiki kadrodaki oyun kuruculara baktığımızda işte dışarıda kalanlar da işte Berk, Kartal, neyi tam olarak yapamıyoruz ki biz hala oyun kurucu problemini sürekli gündeme getirebiliyoruz? Yani genel anlamıyla oyun kurucu problemimiz tabii ki var ama bence Avrupa'da da böyle bir sıkıntı var. Yani sonuçta Avrupa şampiyonu İspanya takımına baktığım zaman onlar da devşirme gardlarıyla, ki turnuva öncesinde çok eleştirilen bir isimle Lorenzo Brown'la kupaya ulaştılar. Burada yani demin de aynılarını söyledim. Bizim sabretmemiz gerekiyor. Oyuncuların da çalışmaları gerekiyor. Fiziksel olarak kuvvetli olmaları gerekiyor. Çünkü Avrupa basketbolu da dünya basketbolu gibi çok gelişti ve artık herkes fizikli ve çok kuvvetli. Kısa pozisyonunda da o fizik dezavantajını gördüğünüz anda dezavantajı, antrenörler de çok zekiler. Hemen oraya oynamaya başlıyorlar. Savunmada bir açık gördükleri zaman oraya yükleniyorlar. Bunları geliştirebilmemiz gerekiyor. Bir de aldıkları sorumluluklarda aynı yüreklilikle, onlar çünkü Kartal da Berk de bizlere Avrupa şampiyonluğu altyapılarda yaşatan oyuncular. Onların aynı şekilde üst yapıda da bu yürekli oyunlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Peki senin menajerlik kariyerin başladığında çok hani böyle zor bir süreçte başladı. Hani çok fazla böyle bekleme, biraz alışma şansın olmadı. Hemen tabiri caizse o cadı kazanın içine düştün, evet, diyelim. Senin kariyerin hakkında, menajerlik kariyerin hakkında neler söylersin? Bir de sonuçta Ergin Hoca, evet, iki kez son iki senenin Euroleague şampiyonu. Çok talepkar bir isim. Zor da hani tırnak içinde söyleyelim bir isim. Onunla çalışmak seni sakin yapın, avantaj getiriyor mu? Nasıl bir iletişiminiz var? Bence benim kendi açımdan ben güzel bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Ergin abi, senin de söylediğin gibi hem daha agresif ve duygularını dışarıya hemen anında iletebilen bir insan. Ben birazcık daha sakin bir şekilde kalan biriyim. Ama Ergin abiyle çalışmanın bence en büyük artısı bir müthiş bir tecrübe. Yani sonuçta Türk basketbolunun son 25 senesinde her yerinde olan bir insandan bahsediyoruz. Ondan çok şey öğreniyorum. Benim kendi kariyerim açısından da bu büyük bir şans olarak görüyorum. Onun dışında da evet, talepkar ama net. Net bir insan olduğu için, kararsızlık olmadığından dolayı orada ilerlemek için onun isteklerini ve taleplerini yerine getirebildiğiniz takdirde zaten iletişimde çok kolay şekilde devam edebiliyor. Bu senin karakterinden bahsederken aslında kariyerine baktığımızda çok net bir örnek var. İşte 3 kez Beşiktaş'a transferin gerçekleşmiş, 2 kez Telekom'a transferin gerçekleşmiş. İşte kupalar kazanmışsın, önemli başarılar yakalamışsın. Yani yani ayrıldıktan sonra da aslında yine istenen, iz bırakan oyunculardan bir tanesi oldun hep. Milli takımdaki hayalin ne? Ya da menajerlikteki hayalin ne? Benim milli takımdaki açıkçası hayalim işte olimpiyat görebilmek. Benim en büyük isteğim ve arzum bu. Benim hedefim de bu. Ama tabii ki bunlar çok büyük ve zor hedefler.
Şu anda biz FIBA'nın dünya sıralamasında 16.'yiz. Ben geldiğimde de 16.'ydik. Hala 16.'yiz. Gerçi bir kademe düştük Rusya atıldığı için ama benim arzum Türkiye'nin ilk 10 içerisinde olması. Buraya gelebilirsek de bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bunu başarabilmek kolay mı? Değil. Oraya gelebilirsek ben mutlu ve gururlu bir şekilde benden sonrakine görevi teslim edebileceğimi düşünüyorum. Ama bunlar için tabii ki dünya şampiyonası görmek lazım. İşte ondan sonra 2025 Avrupa Şampiyonası var. Oraya net bir şekilde katılabilmek lazım. Gibi gibi maç kazanmamız gerekiyor açıkçası. Olimpiyat şansımız hani oldu ya, Allah korusun. İnşallah 4'te 4 yapıp Dünya Kupası'na gideriz ama gidemesek bile aslında bir olimpiyat şansımız devam edecek galiba. O konuda da evet, orada statü hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet, orada maalesef bir bilgi kirliliği oluşuyor basketbol camiası içerisinde. Birincisi şu anda artık wildcard gibi bir süreç yok. Süreç yok. Bunu aynen tamamıyla kaldırdı FIBA. Normal şartlarda işte demin de bahsettiğimiz gibi 2023 Avrupa Şampiyonası'nda işte Japonya, Filipinler ve Endonezya'da düzenlenecek. Avrupa'dan da 12 tane takım gidecek. Diğer kıtalardan da belli sayılarda takımlar alacaklar. Oraya katılamayanlar için 2024 Fransa'da yapılacak olan olimpiyatların ön elemesi gerçekleştirecek. Burada elenen İşte bizim grupta 6 takım var. Hı hı. Üçer takımın oynayacağı bir turnuva düzenlenecek. Bunun daha yeri ve takımlar belli olmadığı için bu Şubat ayından sonra belli olacak. Hı. Ama tarihi 12-20 Ağustos arasında 2023'te olimpiyat ön eleme hakkı var orada elenecek olan takımların. Ama bizim isteğimiz ve arzumuz biz tabii Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. İnşallah oraya gideriz. O şekilde bileti alırız ama tekrar hatırlatalım. Aksi durumda da bir şansımız daha olacak. Olimpiyatlara gidebilmek yani, için hala bir şansımız daha olacak. Sonuçta tamamen o defter kapanmıyor. Tamamen kapanmıyor. 2023'te Ağustos ayında bir turnuva düzenlenecek. O turnuvanın kazananları 2024 yılında gene işte geçen sene Kanada'da oynadığımız olimpiyat elemesini oynayacaklar. Milli takıma tekrar kadroya dönersek, Onur Alp'ten bahsettik. Mesela Onur Alp gibi bir isim. İşte Avrupa Şampiyonası'nda oynadı, oynamadı tartışıldı ki sonuçta elinizde Cedi varken, işte Furkan varken çok kolay değil yani her şeyi değiştirmek ama şimdi bir fırsat. Onur Alp ve diğer oyuncular için nasıl bir yarış bekliyor onları? Onlarla konuştun mu? Onları yani Avrupa Şampiyonası'ndayken de şimdi biz Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz zaman demin de söyledim eleştirilmek çok güzel, bizi ileriye götürecektir. Ancak 6 tane oyuncunun ilk defa Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu 6 tane isim de bizim için hakikaten çok değerli ve önemli isimler. Burada Bandırma organizasyonundan yetişen çok önemli oyuncular var. İşte Sadık, Alperen ilk turnuvası, Ercan. Şemus, Ercan. Onun dışında da Onur Alp ve Yiğitcan'ı da eklediğimizde fena olmayan bir kadromuz var. 6 tane önemli isim. Onlar için bu pencere maçları hem kendi özgüvenlerini kazanmak için hem takım olarak birlikte öyle veya böyle, şimdi Eylül ayında beraberlerdi, Ağustos ayını beraber geçirdiler, Kasım ayında tekrar beraberiz. Böyle böyle zaten adım adım ilerlememiz gerekiyor. Burada onlara büyük şans gelecek, bu şansı da iyi değerlendireceklerini ben %100 inanıyorum. Çünkü onlar bütün o Bormio sürecindeki, kamplar sürecinde zaten idmanlarda o milli formayı ne kadar hak ettiklerini gösterdiler. Şimdi sıra seyircimizin önünde de aynı şekilde gösterebilmeleri. Bu jenerasyonun belki 2001 jenerasyonu, 2010 jenerasyonu sonrasındaki en iyi jenerasyon olduğu konuşuluyor. Buna katılıyor musun? Alttan gelecekleri de düşünürsen. Alttan geleceklerle beraber burada jenerasyonlar evet iyiler, kesinlikle iyiler. Ama 2001 ve 2010'da yaşadığımız yani daha doğrusu işte 78-80 arası 79 jenerasyon diyelim. Bir de 86-87 jenerasyonun harmanıyla biz 2010 dünya ikinciliğini yakaladık. Öyle bir harmanı yakalamak için de şimdi işte abileri diyeceğimiz Cediler, Furkanlar onlarla beraber 2002-2004, 2004'te de Avrupa ikincisi olduğunuz tekrar hatırlatmak isterim. O kadroların harmanıyla güzel işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu insanlar Avrupa şampiyonlarında kendi yaş gruplarında bunu yapabilecek beceriye sahipler. Şimdi onu sadece üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. O başarıları elde eden işte Hidayet Türkoğlu'nun şu anda başkan olması, işte Ömer Onan'ın başkan vekili olması, Hüseyin Beşok gibi ismin orada olması size nasıl bir artı getiriyor onlarla çalışmak? Bence oyunculara Haluk abiyi de unutmamak lazım. Haluk Yıldırım kesinlikle 2001 çok. Avrupa ikinci o biraz daha olan eski diye şey yaptık. Haluk abimiz kızmasın. Yok kızmasından değil ama bu bence asıl oyuncular için çok büyük bir avantaj. Çünkü onlar da biliyorlar ki
bütün yönetim tarafı da onların geçtiği sürecin aynılarını yaşadılar. Onlar da gittiler Borneo'da uzun kamplarda kaldılar. Belki daha uzundu onların döneminde. Tabii Aydın Öz zamanında yani 2 ay yakın kamplar hatırlıyorsun. Yani kamp 2 aydı. 28 günü zaten yurt dışındaydınız. Hiç kimseyi göremiyordunuz. Burada tecrübe aktarımı çok güzel oluyor. Buradaki bence de en büyük artısı hem yönetim tarafı oyuncuların ne hissettiğini, neler yaşadığını anlayabiliyor, empati kurabiliyor. Aynı şekilde de oyuncular için büyük örnek sonuçta yani idmanınızı İdai Türkoğlu gibi NBA yıldızının izlediğini görüyorsunuz. Keza Mehmet Okur bizle beraber bu Kasım ayında Pencere'de yer almayacak ama ondan öncesinde takımla beraber zaten olduğu için büyük bir tecrübe akışı oluyor. Peki yine seninle ilgili bir soru sorayım. Şimdi aile olarak Türk basketboluna gerçekten çok şey kattınız. Özellikle babanız Necati Güler hepimiz için bu işin duayenlerinden çok büyük saygı duyduğumuz, bu işe hala emek veren, hala koşan, üretmeye çalışan bir isim. Sen şu anda milli takım menajerisin. Kardeşim Sinan Güler bu sene bıraktı basketbolu ama sabah bir basketbolla ilgili toplantı vardı, yine oradaydı. O da bu işin içine kalacak. Senin de iki oğlun var. Evet. O gelenek devam edecek mi? Vallahi açıkçası şu anda bizim konuştuğumuz normal şartlarda benim büyük oğlum Selim küçüklük döneminde çok fazla sporla veya topla oynayan bir çocuk değildi ama ilerleyen yaşlarla beraber şu anda kendisi Darüşşafaka'da oynuyor ve açıkçası ben 12 yaşında bir çocuğun 9'da antrenmanda olmasını çok tasvip etmiyorum ama kendisi baba benim gitmem lazım. Hatta karım da kendisi şey diyor, bu da zehri aldı diyor. Yani biz sporu seviyoruz. Ben zaten içinde doğdum. Ben işte babam 80 döneminin önemli oyuncularından bir tanesiydi. Spor Sergi'de büyüdüm. İşte sonra gençliğimiz ve çocukluğumuz Sinan'la beraber Abdi Bekçi Spor Salonu'nda geçti. Sonrasında Sinan Erdem Spor Salonu'na devam etti. Biz bilgi ve yaşadıklarımızı bizden sonraki jenerasyona aktarmak istiyoruz. Bunun için de basketbol camiasında kalmaya devam edeceğimize inanıyorum. Bu farklı görevlerde olabilir. Ama bunun yapılabileceği en kolay yerde çekirdek ailede. İyi bir sporcu yetişirse ben ne mutlu olurum. Ancak bu tamamıyla kendi isteği ve kendi arzusuyla olabilecek bir şey. Çünkü ne beni babam veya annem zorladılar basketbolcu olmam için. Zaten zorlu olabilecek de bir iş yapmıyoruz açıkçası. Ümit ederim onlar seveceği işleri yapsınlar. İki oğlum da sporu çok seviyorlar şu anda. Devam ederler mi etmezler mi onların bileceği bir şey. Vallahi Güler ailesi bizim için çok kıymetli, çok önemli. İnşallah devam ederler. Onları da sizi İnşallah. İzlediğimiz gibi takip etme fırsatı da buluruz diyelim. Eklemek istediğin bir şey var mıdır Muratcan? Ben tekrardan Belçika maçının önemini hatırlatmak istiyorum. Ve herkesi de Sinan Erdem Spor Salonu'na davet ediyorum. Orada daha öncesinde yakaladığımız güzel atmosferleri bu sefer galibiyetle süsleyeceğimize inancım tam. Bunu hep beraber coşkuyla yaşayalım milletçe. İnşallah diyelim. Biz de size güveniyoruz. Gerçekten çok güzel bir ekipsiniz. İnşallah sahada da başarılar gelecektir diye umut ediyoruz. Türk milleti olarak arkanızda durmaya devam edeceğiz. Herkesi de tekrar Belçika maçın için Sinan Erdem Spor Salonu'na bekleyelim. Sana da çok çok teşekkür ediyorum açıklamaların için diyelim ve bugünlük size veda ediyoruz. Yemek Sepeti Market desteğiyle hazırladığımız 4 Çay programında haftaya farklı bir konukla yine sizlerle birlikteyiz. Görüşmek üzere.